tüp mide ameliyatının avantajları var ama diğer yapılan ameliyatlarla şöyle kıyaslayabilir miyiz hocam? Şimdi eskiden tabii obezite cerrahisinde en sık kullanılan yöntemlerden birisi kelepçe yöntemi halkın dediği, bizim gastrik bant dediğimiz yöntem. Burada bir silikon içinde sıvı olan bir halkamız var. Onu midenin girişine adapte ediyoruz. Ondan sonra da o halkayı şişirerek geçişi daraltıyoruz. Bu yöntem terk edildi artık. Bu yöntem iyi bir yöntem değildi. Birincisi, zaten yabancı bir cisim koyuyorsunuz midenizin oraya, dışına da sarıyorsunuz. Ondan sonra enfeksiyon problemleri, bazen o silikon yapı midenin duvarını eriterek midenin içine kadar girebiliyor. Hayati tehlikelere yol açabilecek aşamalara gelinebiliyor. O nedenle bu terk edildi. Mide balon uygulaması bizim endoskopiyle uyguladığımız bir yöntem. Normal bir şişebilen, içini sıvıyla şişiriyoruz tabii. Bir tane balonumuz var. Bu balonu endoskopiyle midenin içine getiriyoruz ve orada 500 mililitre kadar bir sıvıyla şişiriyoruz ve orada bırakıyoruz. Midenin içinde kalıyor. Fakat bu da çok hızlı bir kilo vermeye yol açmıyor ve yan etkileri de fazla. Çünkü midenin içinde devamlı bir, siz bir balon taşıdığınızı düşünün, içini sıvı dolu. Yani vücudunuzda bir fazlalık. Fazlalık var. Buranızda devamlı bir doygunluk. O da sonuçta bir hacmi küçültüyor midenin. Fakat yan duvarlara bastığı için midenin hep böyle ülserler yapabiliyor. O tür hazımsızlık şikayetleri, daha çok böyle reflüye ait bulgular vesaire, o tür şikayetler oluyor. Ama tüp mide ameliyatında bunların hiçbirisi olmuyor. Yani tüp mide ameliyatlarının, evet. Bunlarda bir kere hormonal bir değişim olmuyor. Hormonal değişim sliv gastrektomide, tüp midede oluyor ve bu sayede hızlı bir şekilde kilo veriliyor. Bunun en büyük avantajı o. Dezavantajları hiçbir zaman kıyaslanamayacak kadar az. Çünkü komplikasyon oranı çok az. Bunun başarısı arttıkça 2008 yılından sonra tüm dünyada hızlı yaygınlaşmaya başladı zaten. Evet, son dönemlerde de... Daha çok arttı, fark ediyorsunuz. Ama bu daha da artmaya devam edecek. Çünkü herkes bilinçli ve sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ve görsel anlamda da çok güzel görünüyor. Görsel anlamda da tabii ki güzel ama biz tabii sağlık boyutunu ön planda tutuyoruz her zaman.